Evet, herkes tekrar merhaba, ben Alper. Oyuncu Nuru Yaskan'ın hazırladığı yepyeni bir videoya, yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain's Blade Warband'de Clash of Kings modunu oynayacağız. Clash of Kings modu nedir, ne değildir? Clash of Kings, bildiğiniz üzere Game of Thrones'tan sonra çıkan kitabın adı, Kralların Çarpışması şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir ki çevriliyor zaten. Kitabı okuyanlar hikayesini bilir, dizi izleyenler ikinci sezondan neler olduğunu az çok biliyor. Biz de şimdi buradan akmaya başlayacağız ama ondan önce videoları birazcık paylaşmanızı istiyorum. Reklamlara tıklamanızı falan istiyorum. Çünkü mesela bir arkadaşımız şey demiş, hani tamamen soru şeklinde, hani kesinlikle bir sistem falan değil, Rainbow Six Siege çeker misin demiş. Para yok. Hani alacak para yok. Direkt hani cevap para yok yani. Tık. Yok. Yok yani. Cüzdan bu. Yok yani. Hani ondan reklamlara tıklayarak veya oyun hediye ederek bana destek olabilirsiniz. Ama özellikle en büyük desteği abone olup, beğenip, paylaşıp, yorum atıp yaparsınız. Özellikle de abone olarak ve videoları izleyerek en büyük desteği verirsiniz. Ve yeni oyuna başlayalım. Cerepede cerepede cep cerebep. Cerepede cerepede cerere. Oğlum Team Fortress'a şey gelmiş, Ranked gelmiş. Böyle bayağı şeyler falan değişmiş. Evet. O okumaya gerek yok. Ben burada ne olduğunu size özetleyeyim. Haberler, Kral Robert'ın sarhoş olup bir yaban domuzuyla dövüşmeye çalışırken ölümcül bir yara alıp öldüğünü söylüyor. Kralın eli Lord Eddard Stark tahtı ele geçirmeye çalıştı ama kendi hakkıydı zaten bu. Çünkü elinde Robert'ın verdiği bir belge vardı. İmzalı, damgalı bir belge vardı. Çocuğu Joffrey. Bunu da ekleyeyim. İşte Kral Joffrey savurdu falan. Lord Stark hapise edildikten sonra Kuzey'in Lordları Lannister'ları bozguna uğratmak ve Lordlarını serbest bırakmak üzere güneye doğru ilerlemişti. Nehirova kuşatmasını kaldırdıktan sonra kral katilinin ordusuna baskın yapmış, birliklerini dağıtmış ve Sir Jaime Lannister, yani kral katiline esir aldılar. Bundan sonra işte artık orospu çocuğu Joffrey'nin adı orospu çocuğu olarak haykırılmamaya başlandı. Daha da büyük bir şey olarak haykırılmaya başlandı. Böyle gereksiz eşyaları hancıya sattık, onu yaptık, bunu yaptık. Ve rotamızı çiziyoruz. Evet, cinsiyetim erkek. Kadın değil, erkek. Fuck this shit. Kadın yapınca silah ustasında falan değişiklik oluyor. Okay. Babam. A Landless Knight. Aynen. Şövalye olsun. Birazcık taşaklı olalım. Bir soylunun çırağı değildim ben. Daha taşaklı bir şey istiyorum. Yere değsin istiyorum. Evet bu. Eğitimde olan bir soyluydum. İşte bu. İyice yükselelim. Sonra kiralık kılıç mı olsak? Ulan bir soylu şeyinden kiralık kılıç da çok saçma oluyor. Ama köye alsa da olmayalım be. Horse trainer. Abi kiralık kılıç iyi ya. Ve şeyimde görev aşkı olsun. 9574
8-5-7-4. O zaman kişisel intikam olsun. Peki. Ama bak burada da güçlü darbe falan veriyor. Burada 1. Kaç? 2-5-2-1-3-1. Tamam, görev anlayışı olsun. Yoldaş toplama olsun, savaş sesi olmasın. Nereye gittiğimizi görelim. Hani burada bayağı hikayemizi falan anlatıyor. Bitir. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun çünkü oyun çok boka sarabilir. Evet. Şimdi soylu olduğumuz için hani herhalde soyluyuz yani artık. Hani babam şövalye, ben soylu yardımcısı falan filan. Ben lord şeyi almayacaksam kim alacak lord şeyini? Değil mi? Yoksa sör mü de? Lord olsun lord. Lord Abde Ore. Keşke azıcık karakter karizmamız falan olsaymış. Tamam. Bir de böyle verelim. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Abi, Weapon Master'ımız zaten Allah katı. Tracking. Trainer verelim iki tane. Pathfinding yok. Tactics okey. Weapon Master, Iron Flash, Looting belki, Horse Archer hayır. Shield hayır. Tamam. Buna verelim. Sonra bakalım. Gönderli silahlarda çok iyiyiz. O zaman tek ellerde de iyi olalım. Birazcık da okçuluk kasa biliriz. Okey. Tamam. Bakalım. Oh, tırpanımız var, kalkanımız falan var. Okey. Şeyli miyiz biz? Dornular mıydı böyle? Elinde mızraklı böyle pata 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 böyle çeviren helikopter şeyi gibi. Pervanesi gibi çevirip şeyle savaşan. Dornular mıydı? Martel miydi? Bir haneydi. Amık Targaryen destekçileri. Biz Lannister'ız galiba. Yok. Lannister'ların daha açık böyle. Olabilir. Nice. İşte bu. Böyle bir tipimiz olsun. Ama yaşlı değiliz. Gepegenciz. Üf. Fırtına burnunda giden bir tüccar ailesine katıldın. Bir dakika, o zaman biz büyük ihtimalle özgür şehirlerde. Yani Dardeniz'in öteki tarafında yaşıyorduk. Oh. Galiba bu kınından çıkan bir kılıcın sesi. Evet. Evet ve maçımız başladı. Hayır evet başladı. Abi baksana şu duruşa. Tam bir şey değil mi ya? Ansalit değil mi? Bak tam bir şeyden kaçmışız. Ansalitlerin olduğu şehir hangisiydi hatırlamıyorum da. Tam oradan kaçmışız abi. Hop. Abicim ama tamam. Hoppa. Tak dururum. Dur. Heh, tak. Tak dururum böyle. Soyluyum ben oğlum. Ve Ansalit gibi 800 sene dururum böyle. Oh. Beyler. Kralın eli idam edildi. Puh, Allah kahretmesin. Gitti gül gibi Eddard. Biraz kendimden bahsettim öldüğünde ve dar denizde yeni bir...
üzgünüm. Tak dururum böyle. Görüşürüz. Weeping Town. Ağlayan şehir. Bakalım. King's Landing orada. Şimdi bak şehirlere bakıyoruz hemen. Dorne burası. Güneş mızrağı. Bakıyoruz. Şurada Tower of Joy. Aynen. Bakıyoruz. Buralar The Reach. Old Town. Burası da hala onun toprakları. Burası neydi? Storm's Land. Fırtına şey bilmem. Burası Lannister'ların. The Westerlands. Neden öyle demişler ki? Lannister'ların. İşte bildiğin Lannister. Kays Lannisterport burada. Casterly Rock burada. King's Landing burada. Aslında King's Landing Baratheon'un hala. Tamam bu, bunun hani şeyin piçi Jaime'nin çocuğu olduğunu sadece biz biliyoruz sonuçta. Herkes Joffrey Baratheon diye biliyor onu. Ha hala Baratheon'un yani. Burada vadi favorim. Abi favorim. Bir vadi abi bir de kuzey. Nedense vadi abi aşım. Ayrı. Bak abi. Bayrağa bak. Ne güzel bayrak. Bakalım hemen. Biraz daha. The Barrowtown. Moa Catelyn. Ve Winterfell. Bakalım. Dreadfort. Bolton. Carhold. Carstark. Biraz daha yukarı çıkınca The Night Fort, The Shadow Tower, Castle Black, Moltown falan filan ve duvar. Eastwatch by the Sea. The Gorge. Evet. Güzel. Ne yapacağız? Tabii ki kuzeye gideceğiz. Ve Eddard Stark'ın, Lord Eddard Ned Stark'ın İntikamını alacağız. Ama neredeydik biz? Önce bunu bulmamız lazım. Ha buradayız. Git bakayım. Aman bayrak. Şeyi çalsak mı lan? Starkların bayrağını çalsak mı? Şu olsun. Şuradan da ünlü toplayalım. Here you back of a long journey towards lordship you can strike out. Valla ben kendi başıma... Aa turnuva var. Güzel. Hadi bakın bazıları böyle beleşe geliyor. İnandım. İnanıyorum. Martin Snow. Aha bu piç gelir. Bu da gelir. Bu gelmez. The Rollo. Rolloch. Bu da gelmez. Bu da gelmez. Ulan adamın sörünvanı var. Niye beleşe gelsin?
Dur sonra gelirim. Ama şey tamam. Kendi üstüme tüh ulan girmiş istiyorsan. Neyse. Bakalım silah. Aman. Ne yani ya? Kendi silahlarımızla mı geldik? Bir dakika ya. Bir dakika ya, herkes kendi silahıyla geldiyse ben çok avantajlı. Ben çok avantajsızım. Bana kimse kendi silahını getireceksin demedi diye. Baksana. Adamda baltalı mızrak var. Sıçtık Cafer, bez getir. Bunları falan yeneriz de. Şeyde hiç şansımız yok. Öldük. $200 boşa gitti. Dur. Kaç paramız kaldı? 70 altın kaldı. Bana kimse böyle bir şey demedi. Fuck this shit. Bana kimse kendi şeyini getireceksin demedi bir kere. Kendi silahını getireceksin demedi. Bu da abi böyle bir şey bak. Etrafı keşfederek experience kazanıyoruz. Mesela bak şimdi. Hoppa. 200 tecrübe aldık. Bu kadar adamla kuzeye nahl varız. We can do this the easy way or the hard way. Alın amına koyayım. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Hele para da suyunu çekti. Hoppa. Lan sör. Görev ver. Kral Renly Baratheon mu? Tek gerçek kral Stannis Baratheon'dur. Dizi izleyenler çok sevmeyebilir ama kitapta çok baba adamdır. Storm's End, okey. Orası, ha. Ölmeyiz inşallah. Ölme. Dur. Bakayım. Acaba Stannis nerede? Tamam. Nerede burası? Yakındadır ya. Ne yap? Bu arada videoyu buradan sonra böldüm. Çünkü video 35-40 dakika arası bir şey oldu ve çok uzun olacak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Özellikle bu serinin devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Öbür bölüm
çat diye gelecek, çat diye böyle lök diye koyacağım, böyle çat diye vuracağım şeyin üstüne YouTube'un. Bu arada videolardan haberdar olmak için kanalın ana sayfasındaki abone ol butonunun yanındaki çarka tıklayıp oradan bildirimleri ala tıklarsanız çok sevinirim. Facebook sayfasında beğenmeyi unutmayın. Çünkü spor serilerini YouTube'da yayınlamadan yaklaşık böyle bir gün önce falan orada yayınlıyorum. Yani gizli olarak orada yayınlıyorum. Böylece spor videolarını ve bazı videoları da oradan daha erken izleyebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler ve akşamlar.